psikoloji şeylerin şey sıkıntı verimi göstereceğim size. Hem de bu faydalı olsun. İlaç bilaç kullanmayı veya düşünen veya kullananlara faydam olsun. Niye bunalıyoruz, niye sıkılıyoruz, niye canım sıkılıyor? O nefis vebadan onu bir size de göstereyim. Elem nereden geliyor? Ve nasıl çözeceksin? İnsan işte bak et kemikle ifade edersen insanı hastanelerde o zaman ete ve kemiğe ilaç vereceksin. Şöyle diyeyim. Organ belli göz. Göz belli. Hastalık da belli. İlaç da belli. Bak kulak bir organdır. Anlıyor musunuz bak? Kulak bir organdır. Kulakla alakalı bir hastalık olursa organ belli. Hastalığı da belli. O zaman aşağı yukarı ilacı da belli olur. Öyle mi? Kol belli, organdır. Hastalığı da belli, kırılmış, kasmış. İlacı da ona uygundur. Tamam? Psikoloji ne demek? Psiko, ruh demektir. Loji, ilim demektir. Ruh ilmi. Peki bu kolum ağrıyor. Organ belli. Hastalık belli, ortalama ilaç belli. Peki psikoloji dediğin zaman hangi organ? Organ yok. Organ yok. Ortada organ yok. Nereye ilaç veriyorsun o zaman? Şuraya veriyorsun. Aklın belası akıldır. Kötü düşüncelerinden sıyrılmak istiyorsun ki psikolojin düzelsin diye. Onu düşünmemek için televizyon söylüyorlar, ağır çağır diyor bir sürü formüller buluyorlar. Hiçbirisi de isabetli değildir. Nereden biliyorsun? 7 seneden beri hap kullanıyor. Nasıl bir organ ki? 10 seneden beri sen psikoloji kullanıyorsun. Gene düzelmedi. Yani kaç defa vücut değişti? Çünkü teşhis yanlış. Bak bir de söyleyeyim. Organ belli. Psikoloji deyince psikoloji bozuk. Nere bozuk? Kulağın mı? Yok. Gözün mü? Kafa mı? Yok. Akılda bir şey yok ki. Zenit saati gibi çalışıyor adam. Kalkmıyor. Kaptırıyor. Neler seviyor ya. Allah sevme dediklerini de seviyor. Kalp çalışıyor. Kafada çalışıyor. Aldatıyor bizi. Usta diyor ki burada bir yüzüm pay edilse beni kandırırsınız diyor. Yani Amerika tavukları kaç tanedir bunlar biliyor. Niye psikoloji sorunu var? Tam da nereye ilaç veriyorsun? Düşüncelerini düşündürtmemek için akıldan istifa ettiriyor sana. Oysa çare değildir. Düşüncelerinden kurtulmak neyle yapacaksın? Düşüncelerinde. Bunu yapamazsın. Çok zor. Aklının belası akıl olursa akıl ondan baş edemez. Düşüncelerini düşüncelerinle yok edemezsin. Neyle yok edeceksin? Onu anlattım buraya geçeyim. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Daha önce bundan önce el vardı o yaptı bunu. Bu el yapmadı bu eli. Bu göz yapılırken ve nereye uygun? Buraya mı, koltuk altı mı, kafaya mı? Bu göz kullanılmadı nereye uygun olacak diye bu göz yapılırken. Bu gözü koyacağız. Bu gözü buraya koyacağız. O zaman bu gözü buraya koyarken uygunluğunu gören bu göz değil. Bu gözden önce göz olması lazım. Tamam? Bu akıl yapılırken de bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. O zaman bu aklı yönetmek, kontrol etmenin yolu aklı sana verene aklını teslim etmekle mümkündür. Şimdi onu göstereceğim. Şöyle yapayım ki hepiniz... Şimdi kafanın içini çiziyor. İnşallah çalışır bizi yar yolda bırakmaz. Tasavvur. Olma. Tarif edeceğim size. Takkul. Tasdik, izam, iltizam, bir ilim olsun size. İtikat, bakayım kaç kişi istifade edip de ilacı bırakacak inşallah. Tasdik, izam,
İntizam, itikat. Kafir, mümin. Şimdi ben size bu kafanın içi, 7 tane mertebe var kafada. Felsefe, Freud ve türevleri saymıyordu diğerlerini. Demiş ki kafa, sultan, insanda insan, benim, ben olan ben derken diyor, aklını kastediyorsun. Felsefede böyle diyor. Hani biz diyoruz ya, benim kazağım, benim gömleğim, gir içeriye, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Ben, benim ruhum diyen ruh değil. Daha kadar. Şimdi Freud ve türevleri diyor ki, ve ilaçlar bunun üzerine kurulmuş bu adamın. Kafada akıl var. Ne hatırınıza geliyorsa, düşünce olsun, hayal kurma olsun, ilim, hep aklın türevlerindendir. Akıl sultandır. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, kafa 7'ye aittir. 7'ye aittir. En düşüğü tahayyüldür, şekillerin, hayalin olduğu yer. Tasavvur, düşüncelerin olduğu, menfi veya müsbet fark etmez. Taakkul, akıl. Tasdik, ilim. İlim olduğu yer. İnsan, kafadan kileri vicdana atılan kapı. Vicdana atılır. Vicdana kapı. Sadece bunlar. İltizam, fiile dönüştürme hali, karar merkezi. İtikad. Bu da kafirin. Aynı yöntem. Ama kafirin bundan aşağı yok. Kalbi çalışmıyor. Yani inmiyor. Batıla itikat ediyor bu sefer. Şuradaki tasdik ilimdir. Batıl itikatları var. Ben şimdi burayı anlatacağım size de. İlaçlar niçin kullanılıyor onu anlatayım. Şimdi buranın içerisine iki tane farklı kaynakla 4 tane özellik basıyor. Birisi, şuradan şöyle yapayım, küçük bir katlı olduğu için idare edilmeli. Şeytan içine atıyor. Bir tane bu. Ne attığını da söyleyeceğim size. İki, bir sırayla gideyim. Buraya vesvese atar. Kafir cinler, kafir diyorum, cinler vehim atar. Düşünce bozukluklarını o atar. Serbest burası. Buna 278 ustad buna der ki bir derece serbesttirler. Burası serbesttir. Sonra belge almazlar yani. Devletin de serbest belgesi var ya. Kafir cinler de düşünce bozukluğuna sebebiyet verir. Erbağı kısaltarak yazıyorum. Erbağı habiseler var. Habiseler. Erva habiseler, seyrettiğimiz videolar, olumsuz videolar, müzikler, olumsuz haram olan sanal şeyler. Yani itikada ait bidatlar. İtikada ait bidatlar. İtikadımıza zarar verecek. Kısaca yazmıştım. Erva habise. Şuraya da ervahı mevadi şerire. Mevadi şerire. Bunlar bir sade geçer. Mevadi şerire de olumsuz mekanlar. Olumsuz mekanlar, meyhaneler, kahveler, şeytanların, cinlerin cirit attı. İnsandaki karşılığı ise bidat fiiller, uyduruk ameller, yanlış davranışlar, fiil. Buraya atar. Tamam? Şimdi buraya başkası da atar. Bu 4 tane. Bunun türevleri atıyor. Ama şöyle yapayım, içine atacak. Buraya bunlar attı. Bu durur mu başka? Melek atıyor. Ne? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Okuduğumuz zaman bu ayetin mümessili melektir. Vahiy atar. Vahiy devam ediyor. Okunduğu zaman vahiy aktif oluyor. Vahiy bitmemiş. O zaman Cebrail'in işi biter.
o temsil ediyor. Melek. Bunun ikincisi kimdi? Buna karşı bak şeytan. İkincisi kimdi? İlaca gelecek. Kafir cinler yerine Müslüman cinler. Bu da ilham eder. Bu vahiyleri atar. Errahmanirrahim Maliki yevmiddin. Şu anda sizin zihninize melaikeye dönüştü. Mesela bunun melaikesi var bu heykeli. Kar tanesi melaikesi var. Gübrenin melaikesi yoktur. Onun adı Erva Habise'dir 246 sözlerde. Erva Habise nedir? İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden maddenin, o madde kanser hücresi mevadi şeriredir. Şerir maddedir. Onun da bir de mümessili var. 246 sözlerde geçiyor. Yani karın müekkel, kar ve yağmur tane müekkel melaikesi var. Gübrenin müekkel melaikesi melek değil. Ervah habisedir. Geleceğim ilaca şimdi. Tamam. Şimdi melekler ayet okunurken içeriye atılan ayetler. Araba sürüyorsun, ayet dinliyorsun. Şarkı dinliyorsun. Buraya atılacak tabii. Sen içeriye sokuyorsun şimdi. Müslüman cinler. Sonra ervah habisiydi. Ervahı aliyeler. Ervah aliyeler nedir? Güzel filmler, güzel sözler, itikat bakımından güzel itikada ait bilgiler. Mevadi, bunun tersi, mevadi aliyeler, camiler, medreseler, sana ilham eden, yani haram olmayan mekanlar, başka, tekrar izah edeceğim, bidat olmayan mendutlar, sünnetler, müstahaplar, farzlar, vacipler. Bir daha, ondan sonra geçiyorum konuma. Arkadaşlar kafada böyle bir sistem var. Tahayyül, hayal, tasavvur, düşünceler, taakkul, berzahtır. Buradan süzülür, akar. Şuradan. Akıl bir taraftır, tarafı yoktur. Usta der ki, taakkul bir taraftır. Safsatadır. Bu nasipsizdir, bir behredir. Bunun adı diyor usta, bir taraftır. Bu da ilimdir diyor. Bu da intisaldır diyor. Bu da taassuptur diyor. Bu da salabettir diyor. Şimdi ben oraya gitmiyorum. Bir daha anlatıp ondan sonra oturacağım yerime. İnsanın hayalini ve düşüncelerini... Aha! Oradan birisi geçiyor. Ha, oluyor ya evde. Veya halüsinasyon görüyorlar. Şizofreni. Karı koca kavgalarında oluyor. Sen diyor... Bir diyor Mercedes'li bir adamdan indin diyor arabasından diyor. Görmüşler seni diyor. Mahalleye 100 metre kala. Dün aradı birisi de. Karısına diyor. Ne kendi kurgulamış öyle bir şey yok ya. Ya. Sen diyor camdan dışarıya baktın diyor ben seni gördüm diyor. Karşıdaki bilmem şeyle baktın diyor. İşbarlaştınız bilmem ne yaptınız. Şizofreni. Onu anlatacağım nerede kaynak. Şimdi şeytan buraya, bunların adı serbest bölgedir. Ustad diyor ki serbesttirler. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler burası. Lemalar 75. Mesuliyet altına da girmezler. Burada mesuliyet yoktur. Korkma buraya. Şeytan buraya vesvese atar. Kafir cinler düşünce bozukluğunu şey yapar. Evham. Yoku var eder. Sen böyle herhalde benim hakkımı böyle düşünüyorsun. Zan. Zan bozukluklarını bunlar atar. Erva habiseler, itikadını bozan fikirler, Vehhabi gibi veya şarkı türküler gibi, yani somut olmayıp soyut olanlar. Mevad-ı şerirler, soyut deyip somuttur, mekanlar, abeller. Buraya atar mı abi? Batılı atar. Meyhani. Kahveye gittiğin zaman kendini iyi hissedemezsin. Mesela maça gittin, aa namazım ne oldu diyemezsin, çok zor. Buraya bunlar atar, melek atar. Melek ne atar? Errahmanirrahim. Ayet okunduğu zaman melekleşir.
o ses. Müslüman cinler güzel düşünceleri atar. Erva-aliyeler yine doğru düşünceler, itikatlar, doğru filmler, doğru müzikler veya sözler işte. Yani somut olmayıp soyut olan. Mevad-aliyeler de doğru mekanlar, doğru fiiller. Şu anda ben doğru iş yapıyorum. Nereden biliyorsun? Haram değil çünkü. Haram olmayan her şey doğrudur. Tamam, buraya kadar tamam mı? Sorun sorular var mı? Burası karman. Karman çormandır. Mesuliyet yoktur. Buradan aşağıya akar. Mesuliyeti zanneden benim Müslümanım şöyle diyor. Ya benim gibi bir insan niye düşüncesi bozuk? Ya kardeşim, burası serbest. Lemalar 75'i çok olmadı mı? İnsanın bir de sözler 278 serbesttirler diyor 278'de. Lemalarda diyor ki bu ikisi diyor ihtiyar ve iradeyi dinlemez diyor. Teklif edin altına da girmezler diyor. Tamam. Mesul da değilsin diyor burada. Burada süzülür akıl bir taraf. Tarafı yok. Gelenleri buraya aktarır. Şöyle mesela, bugün derse gitmeyeceğim deyince akıl tabii canım, okumak da evde de okursun, çalışmak da ibadet. Bir sürü malzeme üretir. Yok desen ki ben bugün derse gideceğim. Tabii ya, gitmen lazım, olur mu? Ayıp olur ya, cemaat çalışsın, manevisiz olur mu? Yani akıl böyledir. Buradan mesul değilsin. Peki buraya nasıl hakim olacaksın? El cevap, hakim olmaya çalışmamakla. Yaban arılarla uğraşırsan daha çok saldırır. Buraya hakim olmanın yolu hakim olmaya çalışmamaktır. Peki kontrol nasıl edeceğim? Kontrol yapabilirsin direksiyon. Yani kar, buz olması yolların senin kontrol dışında. Ama arabaya zincir vesaire, hız senin kontrol. Buraya eğer hakim olamazsın ama kontrol edersin. Ne ile? Kastamonu 148. 148'de diyor ki takva, meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Bunları susturamazsın. Bunlara şöyle yaparsın. Hakim olmak için. Alışkanlık keseceksin. Terk edeceksin. Terk. Mesela takva ustad hemen hemen hepsine veya çoğusuna muhalif bir şey söylüyor. Takva okursanız çok farklı yorumlar var. Çok. Hele tasavvufçuların büyükleri çok acayip takvayı tarif ederler. Mesela sabaha namaz kılar, gündüz oruç tutar, şöyle böyle yapar. Eylemden bahsederler. Usta takvayı eylemsizlik olarak bahseder. Der ki takva meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Meniyattan ve günahlardan. Yani defi mefasit terk-i kebair. Birisi yanlış fiil, diğeri yanlış düşüncelerden uzak olmak. Bak hiçbir fiil yok. Takva meniyatta ve günahlarla iştinab etmek, yapmamak, terk. Terkler takvadır. Şimdi burayı çarpı koy, adamla alakayı kestin mi? Buraya kim ne atacak ki? Buraya bak, hadi adamın suyunu kuruttun. Bahçıvansın, su gidiyordu. Tak diye suyu kanalize ettim bu tarafa. Ne yapacak ki? Nereye kurdu? Kurudu işte. Yani buraya hakim olmak istiyorsan, ilacını atmak istiyorsan Kur'an'la, doğru insanlarla, doğru yerde doğru iş yapacaksın. Doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru mekanda doğru iş yapacaksın. Doğru insanlarla, sizinle, doğru mekanda, doğru zamanda, şimdi 2 saat sonra geleyim, ben de yokum, siz de yokum. Doğru zamanda, doğru iş yapacaksın. Burada müzik çalmayacaksın. Bu sefer bununla alakalı kestin mi? Atamıyor. Şimdi televizyonu seyrettin bir saat, ondan sonra kapattın yattın. İnternetlere, YouTube'da dolaştın. Kafan da kapandı mı? Kapattın, kafada çaktif. Attın buraya. Hem buraya doldur, hem buraya hakim olmaya çalış. Buraya hakim olmanın yöntemi hakim olmaya çalışmamaktır. Ama kontrol etmek istiyorsan bununla alakanı kesmeye çalışacaksın.
Terk, terk. Terkle mümkündür. Buraya. Demek ki şimdi geliyoruz haşir şeyine. Buraya inşallah faydam olur diye Risale-i Nur'da çizilmiş, gösterilmiş. Size de bir kutsiyet de vereyim. Bu şekli, bu şekilde bana Ustad Rüya'da tarif etti. Evet, Ustad gösterdi. İnanın, bunun serbest bölge olduğunu Ustad söylüyor. İki gün önce buranın serbest olduğunu 278'de yeni gördüm. Onlar bir derece serbesttirlerdi. Kendisi elle çizdi, bunu böyle yaptı. Bu aslında şekil 142 sözlerdir. Kabre giriş üç şekildedir. İman edip, imanı gibi yaşayan, itikat edip, itikadı gibi yaşamayan, üçüncüsü de kafir. Bu, ustadın bana tarifi. Yani eksik de olmasın, onu söylediğin bir deksi, onu da söyleyeyim de kapatayım, bu konuma geçeyim. Burayı sana tarif edeyim dedi. Burayı, dört özelliği var buranın dedi. Bir, her şeyin her mertebesinin bulunduğu. İki, her şeyin her yerde olduğu. Üç, burası kafanın diğerlerini iksirleyip kalbi mayaladığı. Burası her daim insanın kontrolünde olmadığı ve çalışmaması gerektiği yerdir. Burası serbesttir diyoruz da. 278 sözlerde. Serbest olduğunu yeni öğrendim ama bu dersi yapalı ben yeni ustadı gördüm. Bir ay ancak oluyor. Ama serbest olduğunu yeni öğrendim iki gün önce. Ama ustad rüyada öyle dedi. Yani öyle bakın diye söyledim. Yani benim falan teşbitim değil. Ben böyle yapmıyorum.